İmanı anlatayım, ona gireceğim. Sen şoförsün Hüseyin abi. En eski budur. Babamdan tanıyorum, babam zamanında. O zaman Dodge arazili bu memlekette iki tane müşterimi ne varmış? Bir tane de babamda varmış. Değil mi Ahmet sen? Öyledir. Bu meşhur bir abidir Çayeli'de. Şimdi sen şoförsün abi. Ama uzun bir otobüs, tamam mı? Şoför, durakta bekliyorsun. Yolcu alıp gideceksin. Açtın belediye arabası gibi. Baktın ki Adem Aleyhisselam bindi. Adem Aleyhisselam. Ne hissedersin öyle? Onun... Başka kimseyi alman da onunla gider. Şimdi hayatını değil mi sebep olarak bana teslim etmiş. Bana güvenmiş, arabama binmiş. Bak, bana güvenmiş, bana değer vermiş. Bu arabaların içinde benim arabaya binmiş. Kim? Adem Aleyhisselam. Bana teslim olmuş. Benim can güvenliğim, sebep noktası sensin. Sana teslim oluyorum dedi. Tamam, bindi. Bir baktın ki Şit Aleyhisselam da bindi. Nuh Aleyhisselam bindi. Azrail Aleyhisselam bindi sanırım. Salih Aleyhisselam bindi. Azrail Aleyhisselam da bindi. Azrail Aleyhisselam, Cebrail, Mikail, 124 bin peygamber binse. En sonunda bir baktın ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin otobüsüne biniyor. Akan sürer durur o zaman. Bir de yani sen şoförsün ya böyle arabada bakıyorsun böyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bindi. İmam-ı Şafii bindi, İmam Azamlar bindi. Malikiler, Gazaliler, Bediüzzamanlar, Geylaniler, İbrahim-i Desükiler, Ebu Hasan-ı Şazililer vesaire bindi. Şimdi sen böyle lal kalırsın ya, şoförsün tamam mı? Belediyede biniyor ya. Otobüs. Ondan sonra en son imam bindi. Asıl imanı Bediüzzaman Said Musa Hazretleri de bindi. Dedi ki, Hüseyin dedi sana. Hüseyin. Tamam o. Kapını kapat. Devam. Hadi devam et. Muavin ol. Bediüzzaman senin muavini. Allah'a ekber. Hadi yavrum. Kapıyı kapat git. Taşıdıklarına baksana ya. Bakmaya bile yapamazsın ya. İkiz aynasında. Ayakların titrer, gaza basın. Tabii basamazsın ki. Ayaklar kemençe çalar adamın ya. Tabii ya, sistem biter ya. Resulullah'a taşıyorsun ya. Tabii. Nuh Aleyhisselam'ı taşıyorsun. Ne olur insan psikolojisi? Buna benzemiyor. İmanla Allah'ı taşıyoruz. İman otobüse benzer, binen Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ı taşıyorsun. O kadar değerlisin. Peki, acaba taşıyor muyum? Sen... En çok sevdiğin neyin var? Bir canın var, bir de namusun, bir de dinin. Değil mi? Can, namus, din. Sen en çok sevdiğin namusunu hiç sevmedin. Aşağılık, bu memleketin en aşağılık bir insana teslim eder misin? Git seyahat, Trabzon'a bunu götür işte. Onun yanına yola koyar mısın? Hiç sevmediğine, en çok sevdiğini teslim etmeyen insan, Allah, en çok sevdiğine Allah'ın iman. Allah en çok imanı seviyor. Sana vermiş. Çünkü seni en çok seviyor da ondan. Allah en çok imanı seviyor. Onu da sana vermiş. İşte diyor ki, وَاِمْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَبِي بِحَمْدِ Hiçbir şey yoktur ki, Allah hamd ile tesbih etmemiş olsun. Ama bunların içinde tesbihini fark eden insan, ben diyebilen yegane mahluk, 50 senelik ama ezel ve ebedi taşıyan, ruhunda Allah'ı taayyum ve teşahhus etmeye misafir, misperver, ev sahibi olan bir mahluk insan. Cenab-ı Hak insanın ruhuna taayyum ve teşahhus etmiş. Otobüsüne binmiş. Allah Allah. Allah ne demek yani senin aleminde? Ne ifade ediyor? Allah deyince ne anlıyorsun? O sende işte. Daha ne olacaktı ki? Niye böyle ufak şeylerle bağırıp duruyorsun ki? Yani değer mi ya? Şimdi otobüsü sürerken bu ali, alişan insanlar varken
telefonu çıkartıp, hanım ne haber ha? Yemek yaptın mı ya? Allah, ya ben demedim ya. Çayı sonra götüreceksin ya. Hurmalı şey yap böyle. Böyle yap, telefon konuşur musun? Allah başar vermesin. Allah başar vermesin. Resulullah arkada. Bütün 124 bin peygamber var. 124 milyon evliya ot binmiş. Senin şeyinde, mavinin kapıda Bediüzzaman, sen bundan şuursuz, sanki yoklarmış gibi, hanım ne yaptın ya? Yaptın mı, pişirdin mi yemeği? Konuşmanı da duyuyorlar. Ya değil mi? Allah kimsenin başına vermesin ya. Aynen. İmanla Allah'a taşıyoruz. O imanda biz de basit basit sebeplerle meşgul olup oyalanıyoruz. Yani isyan ediyoruz. Bu niye oluyor böyle? Ya sana ne ya sen? Kendi işine ya. Senin vücudunu idare etmek ona ait. Ölüm mü? Ölüm seninle alakası yok ki. Doğma seninle alakası olmadığı gibi gitmek de seninle alakası yok. Doğarken sana sorulmadığı gibi giderken de sorulmayacak. Senin vazifen şu sorulacak. Ya şu gün derse gittin mi? Namazı kıldın, tesbihatı yaptın, kitap okudun mu? Haram yedin, kul hakkına tecavüz ettin mi? Yani insan oldun, iyi para kazanmış olabiliyorsun. İyi para sahibi olabiliyorsun. İyi bir doktorsun. İyi mühendisin. Ama iyi insan olacaksın ilk önce. İlk önce iyi insan olacağız. Ne olursan ol.